Kuzey! Kuzey! Gel bakalım. Dürüstsüz. Gel aslan gel. Kuzey! 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 Bana bakın lan. Sizi eğer bir daha bu insanların yanında görürsem doğduğunuza pişman ederim. Basın gidin lan! Nerede kaldı ya bunlar? He anacığım he, ne oldu yine? E dedim ya anne, Sıla hasta. Ya yok bir şey. İsteyeceğiz tabii. Evleneceğim ben onunla. Yarın gideriz merak etme. Tamam hadi kapat, ben ararım seni. Lan ne bu haliniz? Abi orada biri var. Sıla'dan uzak durun dedi. Mahvetti bizi. İyi misin abla? Çok korktum abla. Alper senetleri bunlara satmış. Ya 200 bini verin ya da Sıla'nın yerini söyleyin dediler. O yoksa da beni... Hep senin yüzünden. Hep senin yüzünden oldu. Ya sen niye söz verip gidiyorsun? Sen he dedin diye biz de adama söz verdik, adam da borçlarımızı ödedi bizim. Anne bağırma. Ne bağırması? Bir de bana bağırma diyor. Ya sen niye vazgeçiyorsun? Niye bırakıyorsun adamı? Söz günü niye gidiyorsun? Ya görüyor musun? Az kalsın kardeşini götürüyorlardı. Ya Alper önce evet dedin, sonra da söz günü kaçtın. Ya adamlar yine gelirse, ya bizim canımızı alırlarsa, ya senin yüzünden... Bağırma! Dokunma dedim. Al bak param burada. Al param burada al. Al. Git şimdi o adama borcunu öde. Ya sen ne biçim annesin ya? Sen ne biçim annesin? Bu devirde kızını parayla mı sattın sen? He? Al topla git, süt parası mı neyse git ver hadi. Bana bak, Sıla o adamla evlenmeyecek. Duydun mu beni? Ne diyorsun lan sen? Nasıl biriydi? Bu Kuzey denen herif mi? Bilmiyorum abi. Sıla'ya yanaşmayacaksınız dedi. Herhalde avuklusu abi. Kes, kes. Ulan iki tane adamsınız be. Utanmıyorsunuz da. Vallahi anlamadık abi. Ne oldu demeye kalmadan indirdi bizi. Şu kalıbınızdan utanın ya. Ulan iki kişi bir adamla baş edemediniz mi? Al topla hepsini topla al. 200 binden fazla var orada. Git. Git borcunu öde hadi git. Bir de bakıyorsun. Bu kızı rahat bırakacaksın tamam mı? Kimse kimseye istemediği bir şeyi yaptıramaz. Borç olsa bile yaptıramaz. Boyun eğmeyeceksin. Hukuk var bu ülkede. Adalet var. Köle değilsin sen. Sana zorla yaptırılan bir şeye boyun eğmeyeceksin. Duydun mu beni? Eğer sana zorla bir şey yaptırırsa çekip gideceksin. Bakmayacaksın. Hadi git abla, hadi git. Anne. Anne ver elini öpeyim.
Bana bak kız. Bu adam bu kadar zengin mi? Kız söylesene bak Sıla'yı aldı gidiyor. Adı neydi bu adam? Mucize. Sen nereye? Seninle geliyorum. Hani anneme parayı geri verdin ya süt parası diye aldı. Sen verdin şimdi o parayı. Ben de seninle... Benimle ne Sıla? Benimle ne? Seninle gideriz sanmıştım. Sıla sen ne saçmalıyorsun ya? Sen köle değilsin. Sen alınan satılan bir mal değilsin. Anladın mı beni? Neden verdin o kadar parayı peki? Sıla, sana söylemiştim. Sana olan can borcumu bir gün öderim demiştim. Ödedim. Bitti gitti. Tamam mı? Fazlası yok. Ben de sanmıştım ki... Sıla, bak sana söylediklerimi unutma. Sen köle değilsin Sıla. Hiçbir şeye boyun eğme. Sıla. Yürü hadi gidiyoruz. Al bu parayı gidelim borcunu ödeyelim hadi. Hadi. Peki sonra ne yapacağız? Sonrasına bakacağız. Hoşça kal. Gitti bu. Bak. Bak gördün mü? Gördün mü elin oğlunu? Seni bıraktı gitti. Buna mı güveneceksin? Buna mı güveneceksin? Kime güveneceğini anladın mı? Bu muydu ha? Bu mu koruyacak seni? Söylesene bu mu koruyacak seni? Yürü eve yürü. Yürü bana hesap vereceksin yürü. Yürü. Anne, yürü kız sen de. Anne. Yürü. Girin içeri. Ulan iki kişisiniz be. Bir adamla baş edemediniz mi? Kalıbınız o yüzden. Ne oldu lan? Abi, abi işte bu. Sıla'yı alan adam bu abi. Bu. Ne diyorsun lan? Evet abi bu. Ulan şimdi yakaladım seni. Bin arabaya hadi bin. Çabuk. Hadi bin. Abi. Ulan nereye gitti adam? Sağa mı gitti, sola mı gitti? Sen de mi görmedin? Ben de görmedim abi. Allah kahretsin be. Ne yapacağız şimdi? Ulan iki tane koskoca adam, bir tane işi başaramadınız. Berbat ettiniz her şeyi. Ah!